Buraya siz Allah'ın sizi yaratmasıyla geldiniz. Buradaki varlığınız Allah'la ilişkili bir sebepten dolayı var. Bu hayatı Allah'ın razı olacağı şekilde yaşarsanız öldükten sonra mutlu olacağınız bir hayat yaşarsınız. Bu dünyadaki dolarlarınız, eurolarınız ahiret havale olmayacak ama zerre miktar yaptığınız iyilik ahirette karşınıza çıkacak. Zerre miktar yaptığınız kötülük karşınıza çıkacak. Ondan sonra geri kalan bütün varlıklar işte sevdikleriniz dostlarınızın hafızalarından her şey silinecek hepsi ölecek sizin herkesle ilgili her şey silinecek ama Allah'ın hafızasından hiçbir şey silinmeyecek çünkü Allah hiçbir şey unutmaz sizin burada yaptığınız bütün iyilikleri Allah muhafaza ediyor o zaman gerçek anlamda sizin kalıcı bir şey yapmanız, değer üretmeniz Allah'la ilişkide olmanıza ve bu dünyada Allah'ı razı edecek bir şey üretmenize bağlı bu dünyada ürettiğin e, daireyi ahiret havale edemezsin ama bu, bu dünyada ürettiğin sırat Allah'ı razı edeceği için, Allah da yok olmayacağı için o otomatikman ahirete de olur, buraya da olur. Onun çünkü yok olması diye bir şey. Çift taraflı e, evet. E, mevzu bahis değil. Yani din böyle bir mantık veriyor. O zaman gerçek anlamda insan neyin anlamlı olacağını biliyor. Öbür türlü hayatta insan bir şey hırs yapıyor burada kazanmak için ama bir bakıyor ki hırs yaptığı şey çok kısa süre sonra elinden alınacak. Bu dünyada da zaten onun ne kadar keyfini çıkaracağı insanın şüpheli. Ha diyelim tepe tepe keyfini tam istediği gibi çıkarsa hayatın kısacık olması bu dünyayla sınırlı hedeflerin mantıklı hedef olamayacağının dersini veriyor. Yani 100 yaşına kadar bile aslında çıkartmış olsa ne, evet. neye, yarar, neye yarar toprağın altına girdikten sonra? Tabii ki. O mithgale zelletin işte hayra yara yani zerre miktar iyilikler. Bazen öyle düşünüyorum ki hocam herhalde bir yetim çocuğun başını okşamak o işte e, borsada şu kadar yaptığımız hırslar çok çok daha belki önemli olacak ahirette ama... ...insan işte bunu ne zaman anlar? Önemli olan burası. inşallah buradayken anlar. Yani i̇nşallah. bu ayda buna vesile e, olsun. Kur'an bunu bize anlatmak... Kur'an'ın sıfatı neydi? Evvelki programlarda anladık. An. Önemli sıfatı zikir. Hatırlatıcı. Kur'an bize sürekli bunlar hatırlatıyor ayetleriyle. Sürekli. İşte bu hayat kısadır. Ahirette hesap var. Allah'ın rızası her şeyden önemlidir. Allah merhametlidir. Ama... E, Sonuçta azab hak ederseniz pişman olursunuz. Sürekli Kur'an bize bunları hatırlatıyor. Ee, i̇şte geç olmadan dönmek için bence Ramazan iyi yani bir hırsak imkan tanıyor hırsak. insanlara. Her zaman aslında o imkan var. Ramazan da sınırı değil ama madem ki dinin en çok gündemde olduğu ay bu ay, insanlar en çok bu ayda tefekkür ediyor, bu ayda otomatikman pratikte daha çok imkan çıkmış oluyor.